Yıldız Holding sunar. Ulusal Kanal'ın sanat hayatının bugünkü konuğu Ayşe Sarısay'ın. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Ulusal Radyo dinleyicileri, göreceksiniz nasıl farklı, özel bir insanla, nasıl köklü bir aileden gelen kültür insanıyla birlikte olduğumuzu. Merhaba efendim. Merhaba. Behçet Necati Gil'in de anıtsal heykelin olduğu Gürdal Duyar'ın şairler sofrasında toplu olarak koyduğu Sabahattin Kudret Aksal'la, Cahit Sıtkı'yla, Oktay Rıfat, Orhan Veli, Neyzen Tevfik'le ve şair Nigar Hanım'la birlikte koyduğu anıtın önündeyiz. Ve sizinle bu kısa programın içinde çoklu başlık açacağım izninizle. Siz önce açılışta söylediğim gibi bir özel birikimsiniz. Ve Necati Gil ailesinin küçük kızı sanat hayatının doğrudan içinde emek veren, yaratan, yazansınız. Çoklu edebiyat çalışmaları içinde. Bunları ana başlıklar olarak alacağız ve her biriyle ilgili ben daha sonrası içinde talepte bulunacağım. Her bir başlıkla program yapalım. Teşekkür ederim çok ilginize. Mutluyum bugün bu program, bu güzel parkta, açık alanda birlikteyiz. Sizi ailenin küçük kızı dedim, iki kardeşsiniz Necati Gil'in, evlerin. Anneniz öğretmen, babanız öğretmen, yazar, kültür insanı, düşün insanı Behçet Necati Gil. Sizi önce Ulusal Kanal izleyicileri tanısınlar. Tabii tanıyorlar ama tanısınlar. Siz efendim kimya eğitimi aldınız, iktisat okudunuz ama sizi sanat dünyasında tanıyoruz. Evet, sonradan biraz geç girdim o alana ama tabii kendimi bildim bileli iyi bir kitap okuruydum. Tabii yaşadığım ortamın etkisiyle doğal olarak öyle gelişti. İşte babamın kaybından epey sonra, 20 yıl kadar sonra onun yaşam öyküsünü yazmak gibi bir iş üstlendim. Aslında çok ürkerek başladığım bir çalışmaydı. Hani benim hatırladıklarım, anılarım çerçevesinde işte bir tür Necati Gil biyografisi. 20 yıl aştı. Evet. 2001'de yayımlandı. İşte o kitapla birlikte öyle bir kapı açıldı. İşte öykülerle devam ettim. Çocuk edebiyatı, Almanca'dan çeviriler, bir takım biyografi çalışmaları. Böyle devam ediyor şimdilik. Çok önemli iki ödül ve yalnızca çocuk edebiyatı, öyküler de değil, roman da var. Evet. Çeviriler yanında. Hı hı, var. Ben o güzel emeğin, babanızla başlayan sürecin eser adı da ilginç. Necati Gil'de olduğu gibi Behçet Necati Gil'in her eserinin adı özeldir. Sizde de eserin adını izleyicilere verin. Biraz içerikten bahsedin. Bu babamla ilgili kitap mı? Evet, ilk kitap. Evet, ilk kitap Çok Şey Yarım Hala. Çok Şey Yarım hala. O babamın bir şiirinden alıntıdır. Ya isim bulmak tabii kolay değil. Özellikle Necati Gil ile ilgili bir çalışmaya isim bulmak hiç kolay değil. Yani tabii o sıra bütün şiirleri defalarca okudum, elden geçirdim. O bir şiirinde geçer. Çok Şey Yarım Hala yazılmadığından. Yani iki dize. İsim oradan geliyor. Ben aslında yazsak da ne kadar yazsak da hep bir şeylerin yarım kalacağını düşünüyorum. Öyle inanıyorum her konuda. Çünkü sonsuz bir alan bu. İşte hepimiz kendi elimizden geldiğince bir şeyleri aktarmaya çalışıyoruz. O edebiyat zaten bana göre çok çok uzun, sonsuz bir zincir. İşte hepimiz kendi birikimimiz, yeteneğimiz ölçüsünde o zincire küçücük halkalar ekliyoruz. Ve o halka hep sürüp gidecek ve hep de yarım kalacak diye düşünüyorum. Böyle bir program yapıldığında
benden kaynaklandı. Sizinle ilk programımız, ben Ehçet Necati Gel dedim. Ayşe Sarısay'ınla tek başına bir program, zaten bu kısa program süresine sığmaz. Ama birazcık daha lütfen Ayşe Sarısay'ını, öyküleriniz, Sait Faik'in vefat yıl dönümü çok yakın adada yine evet. andık anıldı. Evet, gelemedim maalesef, çok istiyordum, bu ara biraz karıştı işler. Çok önemli isimlerle yıllardır gelenek haline geldi ve anıldı Sait Faik. Behçet Necati Gel, Türk şiirinin o özgün, özel ismi yeterince anılıyor mu? Anlamadım. Beni huzursuz eden bir... Evet, televizyon değil, aile içinde Behçet Necati Gel'i anlıyoruz. Biz bize sohbet ediyoruz. Kız yok koymuyoruz. Beyaz yalan söylüyorum size, koymuyoruz. Benim buradaki heykellerden biri babama ait de onunla ilgili konuşuyoruz. Ana tamam. Şey. Tabii. Tabii çok önemli şeyler bunlar. Parkta sohbetin belgelenmesi lazım, izin almak lazım. Bilincindeyiz. Teşekkür ediyorum size. Çok teşekkürler. Güzel bir an oldu. Bu da aynen yer alacak. Tamam. Necati Gel'in yaşadığı yerlerdi değil mi? Orada çocukluğunun geçti. Öyle. Babamın doğduğu ev hemen şu karşı sokakta. Yani eskiden adı Enis Akay. Yani yok, eskiden Dibekçi Kamil Sokağı'ydı. İsmi de benim çok ilgimi çekerdi çocukken. Dibek nedir bilmiyordum çünkü çok küçükken. Evet. Sonra Enis Akay genel olarak değişti. Çok eski ahşap bir konaktı, bahçesi olan. Benim anılarımda çok yeri vardır. İşte onlara geldiğimde halamlarla bu parka gelirdik. Bu park da çok eskidir. Evet. Yani 60'lı yıllardan burayı hatırlıyorum. Tabii Beşiktaş genel olarak Necati Gel'in hep yaşadığı bir yer. Aslında ben 3. kuşak olarak Beşiktaş'ta doğdum, büyüdüm. Yarım asır burada yaşadım işte. Birkaç yıl önce artık Beşiktaş'tan ayrıldım ama hemen her köşesinde çok benim aile anılarım, pek çok iz var. Necati Gel'in, babanızın aile hayatı da o yalın hal biraz yalnızlık hali, yanlış mı söylüyorum, şiirlerine de yansıyan ya da arkadaşların, Oktay Akbal örneğin, şair arkadaşlarım diye yazıyor o dönemin bugün dev olan isimlerini. Hepsi içinde özgün, özel, özgür bir karakter var. Tavır alan, kendi olarak kalan ve özgünlüğü Türkiye olan bir şair var. Onun hayatında da bir yalnızlık hali var. Anne, var. Baba... bunları bir anlatın evet. bize. İstanbul'da aslında Fatih'te doğmuş. 2 yaşında çıkan, 1916 doğumlu babam. 1918'de sanırım büyük bir yangın çıkıyor Fatih'te. Ve yaşadıkları konak yanıyor. Annesi de o zaman Bedriye Hanım bir hastalık geçirmiş. Mide humması sanırım. O yangından çok zor kurtarılmış ve yaşamamış. Yani babam 2-2,5 yaşındayken annesini kaybetmiş. Sonra babası işte bir saray memurunun kızı olan ikinci eşi Saime Hanım'la evlenince bu Beşiktaş'taki bu az önce söz ettiğim eve geliyorlar. Biraz Saime Hanım'la problemler olmuş sanırım. Onun bazı psikolojik rahatsızlıkları varmış. İşte sonra iki kız kardeşi olmuş. Ve hani böyle çok rahat bir aile ortamı olamamış. Anneannesinin yanında büyümüş ilkokula kadar. Anneannesi Karagümrük'te oturuyor. Araya bir Kastamonu dönemi girmiş. Yani öyle biraz içe kapanık, biraz sevgisiz ve gelgitleri olan bir çocukluk. Hatta bir söyleşisinde de kendi de der bunu. Yani çok geçtiğim acılar olmasaydı ben bu şiirlerimi yazardım. Başka bir birim olurdum. Tabii yaşadıklarımız elbette kalemimize de yansıyor. İçe kapanık biriydi genel olarak zaten. Hani sesini yükseltmeyen biriydi. O bütün hayatı boyunca sürdü. Şiirleri de öyledir. Hani hep şiirlerinin meydanlarda yüksek sesle okunamayacağını
söyler. Şiiri de kendi gibi içe kapalı bana göre. Sınırlı insanlar, aile, kendi, komşu, tarif edilen Behçet Necatigil de o zaten ve ona uygun. Bu anlamda klasik anlamıyla değil ama bana hep çok gerçekçi bir şair olarak gelir. Yani esas özelliğinin bu olduğunu, öyle, şair olduğunu ve gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Evet, haklısınız. Yok, çok çok hayatın içinde zaten işte az önce de değindiniz. Annem de öğretmendi, edebiyat öğretmeni. Çok orta halli, geçim kaygısı olan, iki çocuk büyütmeye çalışan İstanbul koşullarında çok mütevazi bir hayat. Yani o işte onun için eli fileli şair derler. Hani evin alışverişini yapar, işte yani hiçbir lüksü yok. Hep çarşılarda onu görenler işte mutlaka elinde bir file vardır. Yani çok hayatın içindeydi, öyle bir kenara çekilip sadece kendi şiirini yazıp dışarıda akıp giden hayatın ve sorunların dışında kalma gibi bir lüksü ya da tercihi yoktu. Elbette bu şiirine de yansıdı. O dönem şairlerinin ıslık çalarak dolaştıklarını, 40'lı yıllar, İkinci Dünya Savaşı, Türkiye gerçeği, çok şeyin farkında olmadıklarını, aydın sorumluyla davranmadıklarını görüyorum. Ama Necatigil'de farklı bir ağırlık var. Bir araya geldiklerinde de onu anlatırlarken onun ciddiyetini anlatıyorlar. Evet. İşte çocukluğunu pek yaşayamamış herhalde. Çok yakın dostu Tahir Alangu, ortaokuldan itibaren arkadaşı, Kabataş Lisesi'nde. Mesela o da öyle tarif eder. Daha o küçücük yaşında bütün hayatın yükü omuzlarındaymış gibi bir tavrı vardı ve sınıftaki herkesten ayrılırdı o haliyle diye. Evet, öyle. Ama özgür bir insan. Yani özgünlüğü oradan geliyor. O sıkışıklık hali, o mecburiyetler onu istediği hayattan uzaklaştırmamış. O orada olmuş. Doğrudur. Evet. Bir de çok mecburiyetlerin farkında ve istediğini biliyor. Evet. Yani şiiri de öyle kendi başına bir ada gibi biraz. Hani o dönemin pek çok akımı var. Onlardan hiçbirine tam olarak dahil değil. Evet, bazılarından elbette esinlenmiş, etkilenmiş. Ama ikinci kez söyleyeceğim. Türkiye, ülkemden yani burada biraz Kastamonu'yu, İstanbul dışını görmesinin de şans olduğunu söyleyebilir miyiz sizce? Yani çok ilk çocukluk dönemi, aslında ilk çocukluk dönemi değil de galiba ilkokulun son yılları ve ortaokul başı Kastamonu'da olmuştur mutlaka etkisi. Ama Kastamonu'nun bence en büyük etkisi orada Zeki Ömer Defne, onun öğretmeni olmuş. Ve kompozisyon defterleri var o yıllardan kalan. Sonra onlar yayınlandı Küçük Muharrir adıyla. Orada yazdıklarına, kompozisyonlarına hep Zeki Ömer Bey'in çok güzel notları var. Onu teşvik eden. İşte geleceğin büyük bir muharrir olacaksın nasıl diyor. Nasıl öngörüyor değil mi? Behçet Necatigil'i çocuk Necatigil'i görüyor. Evet, bu da çok önemli. Ve yazıyor, yani oku diyor değil mi? Boş durma, oku diyor. İşte geleceğin büyük bir muharrir olacaksın. Hoş yani. Oluyor. Kastamonu'nun bu anlamda da belki etkisi oldu. İyi öğretmenler hayatımızı değiştirebiliyor çünkü. Değiştirir. Çok önemli. Öncülük yapar öğretmen. Eğer gerçek öğretmense, hayatın telaşına kapılmamışsa veya Türk devriminden, Mustafa Kemal programından kopmamışsa gelen öğretmen halen büyük sorumluluk sahibi, değiştirir. Tabii, tabii. O tarihte çıkardığı dergiler var. Matbaasına isim de koyuyor. Evet. Elle yazdığı yayınlar. Evet. Ve biriktiriyor onları. El Marifet matbaasıyla basılmıştır. Onları saklamış. İşte ölümü 79. Ondan sonra da yıllarca annem sakladı onları. İşte iyi ki de saklanmış. Oradan seçki yapıldı. Şaban Özdemir arkadaşımız onları yayına hazırladı. Necatigil'in çocukluk ve gençlik yazıları diye. Küçük Muharrir adıyla yayınlandı onlar.
Ya bir özelliği de babamın çok biriktirmesiydi. Ona da değinmek isterim. Yani hiçbir şeyi atmıyor. Müthiş bir arşivci. Her şeyi saklıyor ve tabii onun ölümünden sonra annem de elinden geldiğince korudu. Sonra biz devreye girdik. Biz şimdi onları elden geçiriyoruz ve son birkaç yıldır 2015'ten 2016'dan beri o kalan arşivden epey yayın yapıldı. Kitaplar çıktı. Yayınlanmamış bazı yazıları bulundu ya da dergilerde kalmış yazılar toplandı. İşte mektuplar yayınlanıyor. Dolayısıyla ben de son birkaç yıldır ağırlıklı Necati Gil Arşivi ile ilgili çalışıyorum bir arkadaşımla beraber. Siz kültür insanı olarak ailenin, evet yineliyorum, küçük kızı büyük işler yaptınız. Kendi imzanızı, kendi geleceğinizi inşa ederken çok şey yaptınız, örnek tavır koydunuz. İnşa etmek dedim. Behçet Necati Gil sanatı, şiiri inşadır bana göre. Hı hı. Alır ve tekrar tekrar üzerinde düşünür, hı hı, ve kurar. Yani oturup yazma değildir, yaptım oldu değildir. Evet, doğru, doğru. Onları da saklamış şöyle, yani bütün şiirlerinin ilk aklına gelen 2-3 dizeyi yazdığı, işte ya bir sigara kağıdı ya minik arkası kullanılmış bir kağıt. Sonra onu geliştire geliştire işte bir şiire dönüştürüyor. Diyelim 17 kere yeniden yazılmış o şiir. 17 kağıdı da birleştirmiş bir toplu iğneyle ya da işte ataşla. O zamanlar ataş zor bulmuyormuş herhalde. Daha çok toplu iğne, şimdi tabii hepsi paslı. Onların hepsini saklamış. Yani onlardan da hakikaten dediğiniz gibi bir şiirin nasıl inşa edildiği çok görülüyor ve üzerinde çok çalışmadan, uzun süre demlendirmeden, bekletmeden de hemen hemen hiçbirini yayınlamamış. Evet. Yani hep beklemiş. Evet. 2 ay beklemiş, gitmiş orada bir kelimeyi değiştirmiş mesela. 3 gün sonra bir başka kelimeyi değiştirmiş. O şekilde çalışmış. Şair ile dünya şiirinde de biyografiler, otobiyografiler önemli. Şiir de yazan kültür insanı ya da daha da şey yapalım, şiirci, şiirle ilgili insan arasındaki büyük fark o notlamalar, hı-hı, üzerinde durmalar, evet, geliştirmeler. Hem demlendirme, hı-hı, hem de inşanın doğrudan parçası oluyor. Evet. Biyografi ve otobiyografi dediğimde sizinle birlikte Behçet Necati Gil'e emek veren insanlar var. Birkaç onlardan nasıl buluyorsunuz çalışmalarını? Emeklerini, onları alalım. Ben tabii şu an geldiği yer beni çok mutlu ediyor. Çünkü 40 yılı geçti öleli. İlk yıllar böyle değildi. Tabii o yıllar 80'lerin o özel darbe sonrası yılların özel koşulları da vardı belki ama yani 2000'lerden bu yana Necati Gil ilgi görüyor, okunuyor, tanınıyor, anılıyor. Hakkında kitaplar yazılıyor. Yani ben hepsini, bütün yapılan her şeyi çok kıymetli buluyorum. Yani yalnız babam için değil, herkes için yapılan her şeyi çok kıymetli. Hani uyar, uymaz, işte ne bileyim, eleştirebiliriz, çok beğenebiliriz. Bunlar ayrı. Önemli olan ele alınması, kafa yorulması. Hani herkesin görüşü aynı olmak zorunda da değil, öyle bir şey de olamaz. O yüzden ben zaten hani yapılan bütün çalışmaları çok kıymetli buluyorum, çok beğeniyorum. Hani öyle olmasa bile çok önemli bunlar. Çünkü hala okunduğunu, merak edildiğini gösteriyor. Umarım böyle gider. Peki iyi bir okuyucu olarak siz ilk kitabından bugüne toplu eserleri bir araya getirilmiş 3-5 eserini, bütün eserlerine gelen süreç içinde dışında tek tek bağımsız eserlerinde nasıl bir şey görüyorsunuz şiir okuru olarak? Ben de Necati Gil deyip söyleyeceklerinizi... Yani benim tabii şiir okumayı çok seviyorum. Hani sadece Necati Gil de değil, çok çok sevdiğim, dönüp dönüp okuduğum pek çok şair var. Ama benim şiir bilgim kısıtlı. Yani ben ancak bir
okur gözüyle kendi beynime göre ya da anladığım kadarıyla yani hani babamın bir dönem şiirleri biraz kapalı buluyorum ve hala çoğunu anlayamayabiliyorum. Yani evet, her şiiri için yorum yapacak durumda değilim. Anlamaya çalışıyorum elbette. Zaten o biraz kısa bir dönem, sonra tekrar daha açık şiirlere dönmüş, son kitapları öyle. Nerede dönüş başlıyor? Yani yaz dönemiyle biraz başlıyor galiba. Şimdi tarihleri çok iyi hatırlayamam. Ondan sonra işte Zebra, Encam ve Kareler Aklar. O Kareler o zaman da epey zaten eleştirilmiş. O bir biçim denemesi falan diye kendini savunmaya çalışmış o da. Sonrasında tekrar Beyler ve Söyleriz. Yine daha Kareler Aklar'dan önceki şiirlerine yakın şiirler. Bunlar tabii benim çok hakikaten sadece bir okur olarak görüşüm. Yoksa şiir konusunda kelam edecek donanımda asla değilim. Yanlış anlamasın kimse. Peki, şiir okumayı çok seviyorum. Peki, bu kadar. Peki Necati Gil'den bize bir şiir okur musunuz? Sizin hangi döneminden, hangi eserden olduğunu da söyleyerek bir şiir lütfen. Olur, elbette. Eski Sokak şiirini okumak isterim. Madem Beşiktaş'tayız. Burası değil mi o Eski Sokak? Burası değil, biraz daha aşağıda. Orası da Camgöz Sokağı'ydı. Necati Gil sokağı olan sokak. O da bir vefa, güzel evet, şeydi. Ülkemizde o da 87'de sanırım o sokağın adı değişti. Tabii Eski Sokak şiiri Kareler Aklar kitabının Aklar bölümündedir. Yani benim için, benim çocukluğumun, hatta babamın hayatının özeti anlamındadır. O yüzden onu çok önemsiyorum. Ve oradaki pek çok dize, ben öyküler yazmaya başlarken bana bir kapı araladı. Yani ben oradaki tek bir dizeden bir şey üretebildim. Çünkü o şiir benim çocukluğumu unutmama engelledi. Yani çocukluğumun resimlerini o günkü canlılığıyla saklamamı sağladı. Ezberimden okuyamam. Buyurun. Kitaba bakacağım. Buyurun. Uzunca biraz çünkü. Eski sokak. Küçük ahşap bir dizi evlerdi 10 yıl önce o sokak. Sonra geniş caddelere çıktık. Apartman sizden uzak. Çocuklar orada büyüdü, orada okula gitti. Komşunuzduk ama görüşemedik, hiç vakit yoktu. Sizlendik, yalnız biraz okumuş, iki kadın, bir erkek, iki çocuk. Uykulu, acele bir karı koca. Bizlik geçen önümüzden, başları eğik. Akşamları çanta, file, yorgun, ağır dönerdik eve. Bir hamal bile tutmaz cimriler diye düşünürdünüz herhalde. Bilmezdik siz, hiçbir şey paylaşılamazdı. Çarşılardan neler getirirdiniz, herkese kendi telaşı. Girer miydi evinize, yer miydi? Turfanda bir meyve, iyi bir besin. Kalın kağıtlarda çöplerimiz, çocuklar görüp imrenmesin. Açılan kapıyı hemen kapatmak, karşılıklı gizlemekti bir şeyleri. Gelip gidenimiz olurdu ya, gülüşmeler bizden değildi. Kimi günler evdeydim, masada kağıtlara kapanarak. Ne de çok çocuk sesleriyle dolardı sokak. Bir cami avlusunda kuşlarca, bunun 8, onun 10 duyardım. Ürküp kaçmasınlar pencereden, yavaşça bakardım. Hadi ben çok sigara, öksürükler, hele çalışırken. Ya gece yarısı, göğsü parçalanırdı o kadın iki ev öteden. Bilmezdik kaç nüfus herhane, duyulurdu sertçe sesi bir kapının. Bağıran bir erkek boşluğa karşı, ağlayan bir genç kadın. Kimdin sen karşımızdaki ev? Sarı ampul söner 11'e doğru. Eğilirdim havasız sokak, camlar kararırdı. Bitmezdi makinede dikişim. Kimdin sen bitişik komşu? 3 yavrunla kalmışsın, bir tanıdık söylemişti. Kimsin sen? Sorsaydım hepinizi, gelirdi aynı yankı hepinizden. Sana mı kaldı, işine bak, kimsin sen? Bilinmedi, ne çare, sizdendik. Yalnız biraz daha iyi yaşamaya özlemli. Şimdi aynı uzaklık, aynı utanç. Düşündükçe o sokağı, o evleri. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok da güzel okudunuz. Sağ olun. O yalın bu tonda okunabilir bu şiir, değil mi? Evet. Peki Necati Gil dediğimizde
şair Behçet Necati Dil yanında çevirileriyle var. Hı hı. Yoğun emekle yaşamak için, ekonomik boyutta işin içinde değil mi o dönemde? Biraz o da var. Ama kimi çevirilerdi ama çok da seviyor bir taraftan. Sevdiklerini öneriyor. Evet, evet. Yani istemediği bir şeyi görev olarak belki bir iki tane çevirmiştir. Onun dışında hep severek yapmış. Geçtiğimiz yıl yani ya da bu yılın başlarında bir kitap yayınlandı yine arşivden. Yine Serenat Demiran yayını hazırladı. Ben destekledim. Katkıda bulundum. Tercümemi nasıl buldunuz adıyla yayınlandı. Bu kitap örneğin babamın çeviri alanındaki çalışmalarına çok ışık tutuyor. O dönem bazı Alman ve Avusturyalı akademisyenlerle, Türkologlarla yazışmaları, hepsi de saklamış arşivinde. Onları hazırladık. Mesela orada çok net görülüyor nasıl çevirdiği, neden onu seçtiği. İşte bu insanlar ona sürekli Almanca kitaplar göndermişler. 10 kitabı da okuyor ama işte bir tanesini çok beğeniyor, aşık oluyor neredeyse ve onu çevirmek için uğraşıyor. Yani o dönem çevirmenlerinin tabii böyle bir misyonu da var ilginç bir şekilde. Yani tabii tercüme bürosunun falan olduğu yıllar. Evet. Onun tarihi de biraz çıkıyor evet. O yazışmalardan. Bir de radyo oyunları. Radyo oyunları. Evet. Evet. Onu da radyonun bu Almanlara... çok önemli olduğu evet. dönemde radyo oyunları. Çok güzel oyunlar. Onu da işte bu radyo oyunu alanına girişi de bu Alman Türkologlar sayesinde biraz olmuş. Yani çünkü o zaman Türkiye'de çok zor Almanya'dan bir kitap getirtmek, bulmak, 50'li yıllar. Ama o kendisine gelen, yani gönderilen kitapları işte okumuş, bazılarını çevirmiş. Böylelikle kendi de radyo oyunu yazmaya başlamış ve çok önem veriyordu radyo oyununa. Yani şiir kadar önemli bulduğu bir alandı. Çok önemli. Birdenbire onlarca, yüzlerce, binlerce insan radyodan evet. Dinliyorlar. Canlandırılan karakterleri karşılarında evet. Hissederek. Necati Gil gibi bir ustanın, dil ustasının çevirisiyle ya da telif eseriyle. Dil öğrenmesi de çok ilginç bir yol izliyor. Ayrı bir hikaye. Eğitim süreci de öyle. Yarım kalışlar, bitirişler, tamamlayışlar ve o özel ilişkileri kurarak kültür sanat alanında ilerleyişler. Evet. Türkiye'ye önemli katkıyı getiren evet. çaba. Çok uğraşmış gerçekten. Yani Kabataş Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne giriyor Türkolojiye. İşte bir şekilde çok uğraşıp bir hocasının yardımıyla Almanya'dan bir burs alıyor. Bir 3 aylığına bir yaz daha öğrenciyken. İşte o Berlin'e gidiyor. Tam savaş öncesi yıllar. Yani ilginç çabalar hakikaten. Ama bir taraftan da şöyle bakıyorum. O yıllarda bu çabaları gösterenler karşılığını da bir şekilde alabiliyormuş. Şimdi çok zor bu işler. Artık çok zor. Evet. Yüzün veren bir hal. Evet. Buradan söylediğim gibi değerli izleyicilerimizden izin alarak sizden evet yanıtını mutlulukla alarak her biri için ayrı başlık açalım ve programlar yapalım Necati ile ayrı. Ben size yeniden dönmek istiyorum ama size döndüğümde de romanlarınız, öykülerinizle ilgili kısacık girdik. Sağlığı nasıl? Selim ileriye gelmek istiyorum. Sizin ortak emeğinizde 50 yıl kaç eserin incelenmesi üzerinden bir yazım serüvenini ortaya çıkardığınız evet. büyük esere. Sağ olun. Tam adını verin. O aşk dinmedi. O Selim İleri'nin edebiyat aşkına tabii göndermeyle o aşk dinmedi. 5 yıl önce çıktı. 55 yıl yine devam ediyor. Sağlığı nasıl? Rahatsızlık. Önemli bir rahatsızlık geçirdi. İyi şimdi çok şükür toparlanacak daha iyi olacak inşallah. Görüşüyorsunuz değil mi? Çok seyrek i̇çten de olsa sevgiyle, görüyorum. İçten evet, sevgiyle. Sağ olun. Nevizade'de, Neylemeyle'de
güzel rakılar içerdi arkadaşlarıyla. Yan masada da benim sevdiğim yerde orası. İki duble de ben arkadaşlarımla edebiyat, resim, evet, sanat konuşarak. Evet. Doğrudan doğruya bir arkadaşlığımız, hukukumuz olmadı ama saygıyla izlediğim, okuduğum, evet, takip ettiğim, evet, insan çok, ve çok büyük değerli. Büyük edebiyat süreci. Siz orada 70'i aşkın kitabı inceleyerek evet, oradan bir Nehir söyleşi yaptık. Nehir söyleşi, evet, yaptınız, evet, evet. Ya tabii çok, Selimileri hakikaten çok büyük bir değerimiz. Ben onun edebiyat aşkını, sevgisini, tutkusunu gerçekten bildiğimi sanıyordum. O Nehir söyleşi yaptığımız bir yıl içinde çok daha iyi anladım. Yani tutku, aşk kelimeleri bile yetmiyor onun edebiyatla olan bağlantısını ifade etmek için. Çok çok önemli bir yazarımız. Çünkü sadece kendi yazdıkları değil, geçmişi bugüne getirmesiyle, yani geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmasıyla, okuduğu ve beğendiği iyi her satırın hakkını vermesiyle, herkesi kucaklama çabasıyla gerçekten çok çok değerli. O süreç öncesinde de benim onunla bazı çalışmalarım oldu. Yani çok şey öğrendim ondan edebiyat adına. Şöyle gelişti bizim onunla dostluğumuz. Kısaca ondan söz edeyim isterseniz. Tabii. Ben 60'lı yılların sonunda, ben daha ilkokul öğrencisi, işte ortaokula başladığım yıllar, bizim evimize gelip giderdi Selimileri. Yani benden birkaç yaş büyük aslında ama babama gelirdi. O cumartesi yalnızlığı ilk kitabının birkaç çıktığı yıl. Yaş demeyin. Sizin de saçlarınız art düştü ama olur mu Selimileri? Ama o yıllarda o birkaç yaş bile çok büyük fark. 10 yaştan fazla büyük sizden. Yok yok, değil. Neyse, o değil de konu. Babamın, babama geliyor. İşte onun odasına giriyorlar. Onunla oturuyor. O yüzden ben onu babamın arkadaşı olarak hep gördüm ve hep çok çekindim ondan. Sonra araya yıllar girdi. 2003 yılındaydı sanırım. Yarın Yapayalnız adlı romanı çıktı. Ben zaten hep uzaktan izledim. Yani kitaplarının en az %70'ini okumuştum. O kitabı da çok çok beğendim. Benim için çok başyapıtlarından biridir. Bir söyleşisine gittim ve orada tekrar biz 79-2003, yani yıllar yıllar sonra karşılaştık, işte görüşelim falan derken çok özel, çok güzel bir dostluk kuruldu aramızda ve işte onun bazı romanlarının son okumalarını birlikte yaptık. Benim bazı dosyalarımı daha yayın evine vermeden çevirimi, mesela Almanca dersi çevirimi o okudu. Yani çok özel, çok bana çok şey öğreten çalışmalar bunlar. O yüzden her zaman kendisini büyük sevgiyle ve saygıyla hatırlıyorum her an. Evet. Şu aralar görüşemesek de ve eminim ki o yine üretmeye devam edecek. Çok güzel. 70'li yıllarda karşı çıkıyor Ahmet Oktay. Benim değerli ağabeyim Ahmet Oktay, hı hı, defalarca program yaptım. Tülay Toray, evet, sevgili eşi, sofralarında yemek, hı hı, yediğim saygın isim. Tülay Turan'ın büyük ilgisine, sevgisine rağmen Ahmet Oktay karşı çıkıyor. Ama sonra tam tersine dönüyor, hı hı, ve onunla ilgili o anlamlı, müthiş, büyük çalışmayı, evet, yapıyor. Evet, neydi, evet, eserine de? Melek Şeytan Soytarı. Evet. Değil mi? Melek Şeytan, Şeytan Soytarı. Soytarı galiba. Evet. Ve bir öz eleştiri bu, evet, bir anlamda. Evet, evet. Aydın kavramını, o büyük tartışmayı, hı hı, başlatan 70'li yıllarda Selim İleri ve Doğu Perincek bunu koyuyor Aydın ve Kültür, hı hı, kitabında yeni çıkan şeyde, hı hı, Selim İleri ile başladığını söylüyor. Bugün halen Aydın nedir tartışılıyor, evet, ve konuyor. Buradan bakıldığında hep toplumcu gerçekçiliğin dışında bir sanatçı, gerçekle alakası, hı hı, olmayan kurgu. Hayır, hep yaşadığından çıkarak, hı hı, tarihten alarak, tabii, yakın, tabii, tarihten alarak, hayalden hiç yazmadım diyor. Babanız gibi o da. Evet, birbirlerini, evet, iyi anlamaları biraz oradan geliyor. Gerçekten çıkarak yazıyor, evet, sevimlileri. Evet.
Tabii müthiş bir okuma birikimi var. Tarihi çok iyi biliyor. Yani müthiş de bir tarih bilgisi var Selim'in. O da çok önemli. O yüzden aslında hemen hemen bütün kitaplarında o arka plan, o tarihsel ve siyasi bağlam hep var. Ben hani onlar çok görülmemiş. Ben tartışmacı ama bilerek bunları söylüyorum. Hı hı. Ne diyorsun sen Zafer diyecek çok sayıda arkadaşım var. Ama Selim İleri'yi bu biçimde koyuyorum. Bu evet. Radyo konuşmaları ya da televizyonda dinlerken de ben gazete yazılarını okurken de Selim İleri'yi hep tad alarak okudum. Evet, evet. Burada şu da var. Niçin çok az dile çevrildi Selim İleri? Birçok insan bütün dillere çevrilirken, novellere giderken niçin Selim İleri sıkıştırıldı kaldı? Bilemiyorum onu. Yani çok göz önünde olmak gibi bir çabası belki yok onun da. Sanatçının hani olmaz ama yazar o. Evet. Araştırır ve yazar o. Ama yani evet, dışından görmek ve yapmak gerekmez miydi? Evet, elbette. Türkiye elbette. Çok alanda sıkıştırılırken edebiyatta hiç olmadığını mı söyleyelim? Yok tabii. Evet. Yine sağlık dileyelim Selim İleri'ye ve o güzel eserin adını bir daha verin. O aşk dinmedi. O aşk dinmedi. Nasıl bir çabaydı? Ne dediniz ve başladınız onunla? Güzel bir yani onun 50. yılı işte ilk kitabının 2018'de 50. yılı doluyordu. İlk kitabı 68'di sanırım. İşte yayın evi hani ne yapabiliriz 50. yıl için falan diye yayın evindeki arkadaşlarla konuşurken işte bir kitap mı hazırlansa falan denmiş. O da bana böyle bir şey düşünülüyor. Çok zor bir şey bu. Hani beni de çok zorlayacak. Yani seninle olursa yapabiliriz belki sen yaparsan dedi. Ben de tabii onur duyarım dedim hemen. Hiç iki kez söyletmeye gerek yok. Benim için büyük bir onur. Öyle başladı. Bir yıl sürdü. Bir yılda bitirdik. O arada eserlerin %70'ini okumuştum dediniz ve öbürlerine de baktınız tabii. Öbürlerine de baktım. Tabii okuduklarıma tekrar göz attım. Tekrar okudum. Çoğunu tekrar okudum. Ya yani orada şöyle bir yöntem izledik. O sanki iyi oldu diye düşünüyorum. Ben her kitabı için başkalarının neler yazdığını bulmaya çalıştım. Evet. Öyle bir arşiv taraması yaptım. Ve tabii çok kıymetli isimler hep Selim için yazmış. Yani bütün kitapları için çıkan sayısız yazı var. Mümkün olduğunca farklı isimlere yer vererek her kitabı için küçük yorumlar, başkalarının yaptığı, eleştirmenlerin, yazarların yaptığı yorumlardan alıntılarla başladım her bölüme. İşte onun arkasından benim o yeniden okumamda çıkardığım notlar ve sorular geldi. Başta sözlü yaptık bunu. Fakat başa çıkamadık çünkü konuşurken laf alıp başını gidiyor biliyorsunuz bambaşka yerlere. Aklınızdaki bir tarafta kalıyor. Ben de sizinle konuşmak için çok notlar aldım. Evet öyle oluyor ama o notları almak da insana kendini iyi hissettiriyor gerçi. Onun üzerine yazılıya çevirdik yani. Ben ona yazılı veriyordum soruları, o da yazıp getiriyordu. Birlikte üstünden geçip evet. İşte her hafta bir kez buluşarak. Demek ki 52 kere buluşmuşuz o yıl. Bazı haftalar iki kez. O yıl Selimleri yılıydı benim için. Ama evet. Çok memnunum. Bana onur veren bir çalışma oldu. Ayşe Hanım ben belli isimleri Tanpınar babanız ve Selim İleri gibi yani yakın 40 yıl önce kaybettiğiniz genç yaşta kaybettiğiniz daha Tanpınar ve sağlıklar diliyoruz. Selim İleri gibi farklı olan, özgün olan, biz olan isimlerle ilgilenmek istiyorum. Biyografi ve otobiyografiler de çok ilgimi çekiyor. Bunun için siz bu alanın özel isimlerindensiniz. Yoğun emek veriyorsunuz bu alanla ilgili. Sağ olun. Ya bu benim için bir kader gibi oldu galiba. İlk kitabım bu Necatigil ile ilişkin çok şey yarım hala işte biraz biyografik, biraz benim anılarım üzerine kurulan bir yapıydı. Öyküleri yazmamı tetikleyen de aslında o kitap oldu. Çünkü o kitabı hazırlarken sürekli geçmişe dönmek, tabii babamın geçmişine dönmek bir anlamda kendi geçmişime dönmek.
pek çok unuttuğumu sandığım resmi canlandırdı. İşte bunda tabii şiirlerin de çok etkisi oldu. Hani o yüzden yazdığım öykülerin de hepsi değilse de bir kısmı hep geçmişten kalan bir takım yaşantılara, görüntülere dayanır. Ardından Erdal Öz, benim kitaplarım Can Yayınları'nda çıkıyordu. İşte Erdal Öz'ü kaybettik 2006'da. İşte Erdal Öz'le benim ilişki kurmamda bu çok şey yarım hala üzerine oldu. Yani dosyamı oraya gönderdiğimde, ilk öykü dosyamı, işte Erdal abi aradı. O zaman çok resmiyiz tabii. Babamla ilgili kitabı okumuş. Evet. O kitap çok iyiydi dedi. Öyküleriniz de böyleyse hiç evet, sorun yok dedi. Yani ilk telefon konuşmamız budur. Ve yayın evi, daha doğrusu Can Yayınları ailesi bana Erdal Öz biyografisini yazmamı önerdi. Tabii ona da hemen tamam dedim. Çünkü çok yakındık Erdal abiyle. Yani çok kısa, 2-2,5 senelik bir tanışıklıktı ama çok yakın dost olmuştuk. Öyle devam etti. Yani o 2 yıl kadar onunla uğraştım. Ben bir cümle, benim ilk gençliğimde de Ankara'da o kitabevi okumadım evet, sizin o... Evet, sergi kitabevi. Evet. Çok iz bırakmış herkeste. Okuyacağım, herkes bir fırsatta de okuyacağım. Çok evet, önemliydi. Evet. Çok yani evet, ardından işte bir semt kitabı, yine bu Heyamola Yayınları bir semt dizisi yapıyordu. İstanbul'um diye başladılar Kent 2010'da. Evet. Beşiktaş kitabı. Beşiktaş'ı yazdım. Ardından bu Selim İleri'nin Nehir Söyleşisi geldi. Son da işte 2018'de yine adada çok aynı evi paylaştığımız çok yakın genç bir akademisyen kadın arkadaşımı çok genç yaşta kaybettik. Bir aile gibiydik. Onun yaşam öyküsünü yazdım. Şunu şöyle demek istiyorum. Galiba biyografi, yani bu tür çalışmalar benim şu yönden de ilgimi çekiyor. Yani iki olay var burada. Ünlü bir isim olabilir, hiç tanınmayan bir isim olabilir. O çok önemli değil. Ya bir kere her hayatın biricik olduğunu düşünüyorum. Her hayatın arkasında anlatılmaya değer çok şey olduğunu düşünüyorum. Ve bir hayatı anlatırken aslında bir ülkenin geçmişine, ülkenin tarihine dönüyoruz. Ve unuttuğumu sandığım, yani zamanında tabii ki biliyorum, evet yaşamışım ama her şey o kadar hızlı tüketiliyor ki kaybolup gidiyor. O kaybolup gittiklerim tekrar önüme geliyor. Yani biyografi yazmak bir anlamda hatırlamak, geçmişi bugünkü bakışla tekrar değerlendirmek anlamını da taşıyor. İşte örneğin bir Erdal Öz biyografisi, işte 12 Mart'ı da tekrar getirdi karşıma bütün ağırlığıyla. İşte 12 Eylül dönemini de tekrar getirdi karşıma. Hatta 27 Mayıs 1960'ı getirdi. Bu açıdan da beni besliyor bu tür çalışmalar. O yüzden bir kader gibi oldu dedim ama ben de bu kadere teslim oldum herhalde. İtirazsız devam ediyorum. Yaşama sanatı, babanızda olan, kendi hayatını inşa ederken eserini oluşturmak, koymak ve kalıcı, özgün imza olarak yaşamak, devam etmek. Babasının, annesinin isminin altında ezilen evlat çoktur ama siz bambaşka bir biçimde çoğaltıyorsunuz. Sağ olun. Yürekten teşekkürler. Hepsini alarak son programın sonunda siz ve konuştuklarımızın hepsine bir merhaba diyerek bitirelim programımızı. Yaşasın edebiyat diyelim o zaman. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, konuğum Ayşe Sarısay'ın, gördüğünüz birikimi, önerilen kitapların hepsini gelecek kuşaklara bir kitap okuru olarak ben de öneriyorum saygıyla. Thank you.